Şimdi Agamemnon işine yalanınız batsın diye şeye çıktılar, Sosyal söylüyorlardı. medyada bir kampanya vardı. Tamam da para ve bayrak konu olduğunda bu yalanınız batsın diye feryat edenlerden tek söz duydunuz mu? O anlamda söylemedim dedi Sayın Başkan Tunçsuyar. İşte ama CHP'nin diğer yetkilileri, yönetenleri bu Agamemnon işinde yalanınız batsın diye genel merkez organizasyonunu girdiler ya, para ve bayrak mevzusunda yanlış anladı. Hayır, yanlış anladı. Bilerek, isteyerek, açık olarak söylemiş. Ya şimdi bir şehrin belediye başkanı durup dururken, şehirle ilgili konuşurken İzmir'e ayrı para, ya dünyadan haberi yok, ya dünyadan haberi yok. Ve bu meselede şey değil mi, hukukçu değil mi? Evet. Biliyor olması lazım. Yani bir hukukçunun para ve bayrak ne anlama geldiğini biliyor olmalı. Bağımsızlık sembolüdür para ve Burayı bayrak. geçtik. O zaman CHP'nin yönetiminden ses yok. Ondan sonra geliyoruz Pagos, Vapura Pagos ismi. Gene burada işte pasaport ismi, iskelesinin ismi değişmedi diye yalanınız batsın diyor. Aslında Agamemnon ismiyle ilgili hiç kimsenin rahatsızlığı yok. Problem orada. Yani yalanınız batsın dediği olay diyor ki buranın ismi değişmedi. Bizim tepkimiz ona değil. Bizim tepkimiz oraya iskeleyi getirip koyup iskelenin üzerine de Agamemnon yazıyor olmasıydı zaten. Evet, o isimden dolayı biz de Tabii rahatsızlık ki. duyduk. Ya pasaport iskelesinin ismini değiştirmesi öyle zaten bir anda pat diye olmaz. Onun süreçleri var. Bizim o iskelenin oraya, göz önüne, öyle kıymetli bir yere getirilip koyulmasıydı zaten tepki. Hasan Tahsin yazsınlar Sayın Vekilim. Ya hiçbir şey yazma. İzmir yazsın. Ne olacak? İzmir yazın. Yani Hasan Tahsin'i yazmıyor olabilirler. İzmir yazsınlar. Yani bunlar şey değil. Bunları yani biraz da algı yönetimi. Bu İzmir'e layık olun diyorsunuz tabii siz. mesela bazı sorular vardır. İşte kafiyeli şekilde size sorarlar. En sonunda başka bir şey sorarlar. Siz o kafiyeye uygun devam eder. Bunlar algı için böyle. Subliminal mesaj Tabii mı ki. Sayın Vekilim? Tabii ki. Yani o bizim gözümüzden kaçmıyor. Verdiğimiz tepki bu yönde. Biz iyi yapılan şeyleri takdir etmesini de biliyoruz. Fakat biz diyoruz ki İzmir'in daha iyi yönetilmesi gerekiyor. İzmir'i yöneten insanın siyasi polemiklerle, işte uluslararası ilişkilerle, içişleriyle, tarımla bilmem ne kendi işine baksın. Kendi işine baksın. Milletvekilleri var zaten. Evet, yani kendi işine baksın. Milletvekilleri var, genel başkanları var. Konuyla ilgili açıklamalar doğru yanlış yaparlar. Ne destek vermek istiyorsa genel başkanın açıklamalarının paralelinde destek görsün. Devam etsinler, gitsinler. Biz bu memlekete hizmet istiyoruz. Biz İzmir'e düzgün hizmet etmesini istiyoruz. Düzgün hizmet ettiği müddetçe de kendisini takdir ederiz. Kendisine herhangi bir şeyimiz yok. Başka yönden bir gıcıklığımız da yok ve böyle bir yakın tanışmışlığımız da yok. Daha önce bir oturup bir yerde çay içmişliğimiz de yok. Yani adama gıcık olma sebebimiz yok. Kendisi hizmet ettiği müddetçe de kendisine söz söyleme duayı da takdir eder geçeriz. Güzel yapmış deriz. İzmirli bunu hak ediyor gideriz. Geçeriz.